Amerika'da konut başlangıçları Ocak'ta %4.1 düşüşte 1.64 milyon oldu. Beklenti veride %0.4 düşüşte 1.7 milyondu. Aynı dönemde inşaat izinleri %0.7 artışta 1.9 milyon oldu. Beklenti %7.2 düşüştü. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 23 bin artarak 248 bin oldu. Beklenti 218 bindi. St. Louis Fed Başkanı Bullard, önden yüklemeli faiz artışlarının Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol etmek konusundaki ciddiyeti hakkında doğru sinyal göndereceğini savundu. Bullard, faiz artışlarının durgunluk riski oluşturacağını düşünmüyorum dedi. Bilanço daraltmaya ikinci çeyrekte başlamakta yarar gördüğünü belirtti. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Lane, faiz hareketlerinin büyüklüğü, sıklığı enflasyon rejimine bağlı olacak. Eğer orta vadede %2 enflasyon hedefinin üstünde ciddi kalıcı tehdit olursa para politikasının sıkılaşması gerekecek. 25 bas puan ötesinde artışlar mümkün ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde %14 ile sabit tuttu. Karar metninde son enflasyon raporu sunumunda yapılan liralaşma stratejisine atıf yapıldı. Geniş kapsamlı politika çerçevesinin gözden geçirilmesine yönelik sürecin sürdüğü belirtildi. Metinde ayrıca uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin cari dengeti iyileşmede önemli bir rol oynayacağı değerlendiriliyor ifadesi kullanıldı. Yabancılar geçen hafta net 24 milyon dolarlık hisse satışıyla çıkış serisini 12. haftaya taşıdı. Yabancılar geçen hafta net 1.4 milyon dolarlık tahvil aldı. Türk bankaları ile yapılan swap tutarı 300 milyon dolarlık artışla 1.1 milyar dolara çıktı. Aynı hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise yaklaşık 2 milyar dolar azalarak 223 milyar dolar oldu. Pariteden arındırılmış döviz mevduatı 2.1 milyar dolar azalma kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez elektrikte esnafa %25'lik indirim olabileceğini belirtti. Elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını anlattı. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda Perşembe gecesi itibariyle karşınızdayız. Gündemimizde neler var şu saati itibariyle şöyle bir bakalım. Önce yurt dışıyla Amerika ile başlayacağız. Wall Street'teki satışı sizlere aktaracağım. Ciddi bir satış var. Nasdaq %2'ye ulaştı. Biden'ın açıklamaları. Amerikan Başkanı hala Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Amerika'dan gelen açıklamalar. Akşam saatten Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu ve Rusya'nın birliklerini çekmediğini ve bir savaş, bir işgal onların ifadesiyle riskinin yüksek olduğunu söylüyor Amerika hala. Yani yakın zamanda Rusya Ukrayna'ya girebilir savında hala Amerika. Rusya yalanlasa da böyle bir şey yok diyor Rusya. Tabii bu açıklamalar üst üste gelince bir taraftan NATO'da diyor ki Rusya uydu fotoğraflarımıza göre Rusya çekilmedi. İşte köprü inşa etti falan böyle bir dolu uydu fotoğrafı görüyoruz. Bu hisse senetlerini Amerika'da olumsuz etkiliyor ve borsalar bugün düşüşte. Bir de üstüne ne geliyor? Fed'in faiz artış tahminleri. Hem Rusya-Ukrayna riski bir de Fed Bullard. Fed'in en şahin ismi, forvet gibi en önde koşuyor. Diyor ki ya biz önden yüklemeli faiz artışı yapalım. 100 bas puan gelsin. Efendim enflasyon kontrolden çıkabilir. Tüm ifadeler bölgesel Fed başkanlarından Bullard'aydı. Ama Şahin bir isim en çok sesi çıkıyor şu anda. Tabii ki biz Mart ayına 16 Mart toplantısında yaklaşık bir ay var. Powell bakalım oraya bekleyecek mi? Hatta bugün Bullard'da bir acil toplantı ihtimali var mı? Bu da sorulmuş. Hani onun için böyle yakın böyle bir ihtimal yok demiş. Yani yakın zamanda bunu yapma ihtimalimiz yok ama hiç yapmayacağız. Nereden çıktı böyle bir şey falan da demiyor Bullard. Petrolde İran yumuşaması var. Normalde ne oluyor? Ukrayna, Rusya birbirine giriyor. Ukrayna, Rusya gerilim yükseliyor. Petrol yukarı, altın yukarı. Şimdi bugün bakıyoruz. Evet altın yukarı ama petrol aşağı. Neden? İran'la Batı arasındaki görüşmelerde finale yaklaşıldığına dair
sona yaklaşıldığına dair bazı haber akışı var. Ve bu haber akışı İran'ın da petrol arzına katılacağı beklentisiyle petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. İçeride bugün bizim Merkez Bankamızdaydı gözler. Beklendiği gibi oldu. Merkez Bankası sürpriz yapmadı. O ilk çeyrekte hani biraz bakacağım, izleyeceğim, duracağım stratejisi çerçevesinde Merkez Bankamız Ocak ve Şubat aylarını pas geçti. Mart'ta da bakacağız. Ve liralaşma stratejisinin de metne girdiğini görüyoruz. Dolar TL'de bir hareket yok. Yani dolar TL sakin kalmayı sürdürüyor. Kur korumalı mevduat zaten efendim devrede. Bir de üstüne son iki hafta daha net belki görünen döviz tevdiat hesaplarında azalma. Bu arada bu kur korumalı mevduatta dövizden dönenlerin oranı da 50'nin üstüne çıktı. Yani daha fazla artık kur korumalı mevduatta dövizden kur korumalı mevduatta geçenlerin oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bir de TL'den mevcut haliyle zaten Türk lirasında olup kur korumalı mevduata geçenler vardı hatırlarsınız. Yaklaşık 2 milyar dolarlık DTH bozumu görünüyor pariteden arındırıldığımızda. Borsa İstanbul'da da tabii ki Rusya etkisi var. Bütün küresel borsalar bu gerilimden etkilenirken biz de en yakın Rusya'ya olan ülke ilişkilerimiz nedeniyle işte turizm nedeniyle gıda meselesi, enerji meselesi, petrol fiyatları tüm bu paritelerle, tüm bu etmenlerle bizim borsamızda bugün yaklaşık %1,5 aşağıdaydı. Birazdan iki değerli konuk bizlerle olacak. Gizem Öztok Altınsaç, TÜSİAD Baş Ekonomisti ve Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erdağ Gerçek'te az sonra konuklarımız arasında. Şöyle bir rakamlara bakalım. Şu dakika itibariyle Borsa İstanbul Dolar TL ne olmuş sizlere aktarın. Dolar TL'de bakın sakin seyir korunuyor. Hiçbir yere gitmiyor. Dolar TL 13.58, Euro TL 15.45'lerde. Dolar endeksi burada da bir hareket yok. 95.7 bir değişim görünmüyor. Euro dolar 1.1362, 0.1 aşağıda hafif. Viyop 30 akşam seansı da yatay 2232 ile. Gün içerisi grafiğe bakacağız. Dolar TL'de yani işte en düşük bir 13.57'yi görmüşüz. 13.63 50 kuruş bir aralığı var. Hele bakın akşam saatlerinde şöyle bir düşüş yaptıktan sonra yataya bağlıyor. Bu hareketi biz görüyoruz. Yani akşam saatlerinde bakın şurada bir sert düşüş olduktan sonra böyle bir yatay hareket dolar TL görülüyor akşam saatlerinde. Borsa İstanbul'a bakacağız. Seansın sonuna doğru satışın bakın sertleştiğini görüyoruz. Günün ikinci yarısında satış daha da sertleşti. %1,5'a vardık. 2000 seviyesinin üzerinde kaldı Borsa İstanbul. Tahvil faizlerine bakacağız. Merkez Bankamızın faizi sabit tuttuğu günde bizlere 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerine değişim yok. Hatta 2 yıllıkta da hiçbir değişim yok diyebiliriz. Bugün tahvil cephesi sakin. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde 2 seviyesinin altına indik. Hatta bütün vadelerde geri çekilme görüyoruz. 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bütün ABD tahvil faizleri aşağı geliyor. 1.97 seviyesine inmiş durumdayız. 2'nin hemen altında. Tabii gerilim, tansiyon biraz burayı da aşağı çekmiş gibi görünüyor. Ons altın yükseliş devam ediyor. Ons altında 1898 dolar. Şöyle biraz daha belki günlük ya da aylık da bakabiliriz ons altına. 1900'e yaklaştık bugün ons altında. Günlük grafik geldi bakın 1900'ü görmüşüz. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde bunu görmüşüz. Çok yakın zamanda yani 1900 dolar ons altında görülmüş. Haftalık grafiğe de baktığımızda zaten yön yukarıya gidiyor bakın. 1820'lerden geldik 1900'lerin sınırına. Burada bir yumuşama olmuştu hatırlarsınız. Şu düşüş hangi düşüş? Bu hafta yaşadık. Ukrayna, Rusya efendim geriliminde Rusya tatbikattan askerlerini kalıcı üslerine geri çekti haberi. O haber bakın aşağı çekmişti ama Amerika üst üste açıklama yapıyor. Üst üste Biden her an girebilirler. Amerikan Dışişleri Bakanı hemen her an Rusya Ukrayna'ya işte müdahale edebilir diyerek bakın altını buralara kadar taşıdılar. Gram altın da yukarı gidiyor bu arada. Gram altında da 828 liraya kadar geldik. Bitcoin'de 41.180 dolar. Kripto paralarda düşüş var. Petrol fiyatları da aşağı geliyor. İran etkisi dedik. 92.5 dolar ve 91 dolar. Hemen Avrupa'ya ve Amerika'ya bakıp Melike'ye döneceğim. Avrupa borsalarında da düşüşler görüyoruz.
Amerika'da da S&P %1,5, Nasdaq %2 aşağıda, Dow Jones'ta da %1'in üzerinde 1,3'e yakın bir geri çekilme var. Melike'ye bakalım, hangi notlarla karşımızda sevgili Melike? Evet Barış, sen de söyledin, hem sıcak enflasyon hem de bu Ukrayna gerilimi borsayı aşağı çekti, çekmeye devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Blinken'in konuşmasını gördük. Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında Rusya'nın, senin de söylediğin gibi, bir an önce birliklerini geri çekmesini söyledi. Biden'ın da uyarısı var. Zaten Biden uyarısını verir vermez hemen 400 puan bir an önce, ya hemen gördük yani ardında. Ya Biden'ın uyarısı şuydu: önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal ettiğini Rusya'nın görebiliriz. Ya bu çok ciddi bir manşet ve uyarı, duyuru Biden'dan. Bununla birlikte bir de Wall Street Journal'ın raporu var Barış. Wall Street Journal'ın raporuna göre Rusya Birleşmiş Milletler'e bir rapor sunuyor ve bu raporda Ukrayna'nın askeri suç, yani askeriyesinin, ordusunun Dubai dediğimiz doğu bölgesinde suç işlediğine dair raporları varmış. İşte bu da çok etkili oldu. Bugün gelen veriler, bilanço rakamları, mesela Walmart'ın 4. çeyrek bilançosu yukarıda, analiz tahminlerinin üstünde, temettü de veriyor ama bunlar fiyatlanmadı. İşsizlik sigortası başvuru 3 haftanın üstündeydi. Ama bundan fazla endişe etmeyin diyor ekonomistler, zira iniş trendine girdiği için. Yani bütün bunlarla birlikte volatilite artmış durumda. Her şey bir kenara itildi. 4. çeyrek bilançosu, gelen iyi ekonomik veriler vesaire. Hayır. Fiyatlanan, şu anda yatırımcıların fiyatladıkları endişe, jeopolitik endişe diyorum. Söz tekrar size, İstanbul'a bin. Bu arada altın da 1900'lere geldi bütün bu haberlerle birlikte, güvenli liman olarak. Evet, altın 1900 doları gördü Melike'nin de anlattığı gibi. Kapanışa doğru yine sevgili Melike bizlerle olacak. Ben dönüyorum konuklarıma. Gizem Öztok, Altın Saç ve Erdal Gerçek bizlerle. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bayağı bir, aslında bir hafta yoktu, iki hafta Erdal abi yoktu. Bu ekiple bir süre sonra buluşmuş olduk. Gizem, Erdal ile başlayalım. Özlemişsindir. Evet. Evet, evet. Erdal abi de özledik, seni de özledik. Şöyle bir Erdal ile başlayayım izninle. Ukrayna-Rusya meselesi abi bir baskı oluşturuyor hisse senetlerinde. Bu bir işte düzeltme için bir bahane mi, yoksa çok ciddi bir mesele mi? Üstüne tabii arkadan bir FED baskısını da hissediyoruz aynı anda. Senden değerlendirmeyle başlayalım. Teşekkürler. Şimdi analiz edilmesi çok güç. Eski bildiğimiz şey içerisinde benzer olaylara buradan bir sonuç çıkarmak gerçekten güç hepimiz için. O yüzden herhangi bir şekilde piyasa bunu fiyatladı ya da fiyatlamadı gibi konuşmak, işte petrol fiyatlarına yansıdı mı, petrol analistlerine soruyorsunuz, diyorlar ki 3 dolarlık bir şey var, prim var, savaş primi gibi şeyler yapılıyor. Ben ama hep bu neyin fiyatlandığı konusunda biraz dikkatli davranırım. Hemen fiyatlandı, fiyatlanmadı gibi konuşmayı gerçekten sevmiyorum. Net bir şekilde baktığımız zaman, bu işten senin de söylediğin gibi en çok ne fiyatlandı diye bakarsak, tabii ki altına doğru bir hareket var. Ve aslında ekonomik döngünün tersini gösterdiği, faizlerin her yerde artıp likiditenin de azalacağı bir ortamda altının böyle bir hareket yapıyor olması, yani daha ağırlıklı olarak bu Ukrayna-Rusya gerilimine bağlanabilir. Onun dışında dediğim gibi çok ekonomi tarafından bakmak gerçekten zor. Ama yani Ukrayna ekonomisi açısından çok ciddi bir sıkıntı. Onun dışında diğer ekonomileri nasıl zarar vereceğini tamamen emtia piyasaları vasıtasıyla göreceğiz diye düşünüyorum. Ons altın 1900 dolarda diyebiliriz. Son bir yılın grafiği, altındaki hareket son dönemde gerçekten. Bir de zayıf olmayan bir dolara karşı genelde, yani yükselebilirdi ama dolarda öyle bir zayıflık yok şu anda. O yüzden bu spesifik olarak altındaki yükseliş. Evet. Bu arada tabii sadece altınla da bakmamak lazım. Platinum, paladyum gibi değerli madenlerde de bir soru işareti var. Bunların kaynağı Rusya. Acaba buralarda bir herhangi bir gelecek ambargoya karşı bir misilleme olacak mı diye de ciddi bir soru işareti. Özellikle endüstride bunu kullanan
şirketler için çok büyük bir soru işareti doğdu. Şunu soracağım Gizem sana dönerek. Ya Amerika'ya ne diyeceğim? Amerikan ekonomisi, Amerikan hisse senetlerine ne? Niye bu kadar etkileniyorlar? Rusya ile Ukrayna dünyanın bir ucunda gerçekleşme ihtimali olan olası bir çatışmaya neden Amerika hisse senetleri bu kadar tepki veriyor? Yani olayın büyüme ihtimali var. Zaten bir doğalgaz enerji sağlayıcı Rusya. Tüm dünyadaki demin Erdoğan'ın bahsettiği gibi emtialar zaten genel olarak etkileniyor. Altın bile bu kadar reaksiyon veriyor düşün. Dolayısıyla risk var. Kırmızılar yandı ve hisse senetleri piyasası da böyle bir baskı görüyor. Bir de 2 gündür ABD'nin çıkışları çok yoğun. Dolayısıyla NATO tarafından da gelen açıklamalar agresif bu arada. Bunların hepsi birleşince bence hisse senetleri piyasasında riskten kaç sinyali gerçekleşti. O şu anda fiyatlara yansımış durumda açıkçası. Burada Gizem, yani enflasyon kaynaklı bir korku mu var? Enerji fiyatlarının Hayır, bu daha da son yukarı gitmesi fiyatlamayı nedeniyle, yani dolaylı olarak Ukrayna-Rusya çatışma büyüyebilir, ifade ettiğin gibi bu sefer bu enerji fiyatlarını daha da yukarı atabilir. Bunun üstüne zaten Amerika'da enflasyon yüksek, 7,5 enflasyon, üfe 9,7. Bir tur daha enerji baskısıyla Fed ne yapacak gibi böyle bir sonuca doğru mu gidiliyor? Ya da Fed daha agresif gelebilir sonucuyla mı? Senaryo böyle Hayır, mi? tam tersi. Eğer böyle bir durum olursa, evet enflasyon yükselir ama yani en kötü risk senaryosunu konuşuyor olalım. Tüm büyüme, tüm ekonomiler üzerinde baskı oluşturacak bir durum olur. Fed böyle bir zamanda enflasyonu kontrol edeyim, aman gitmesin enerji kaynaklı diye daha da sıkı, daha da agresif politikalara geçemez. Çünkü büyümeler üzerinde çok daha şiddetli baskı olur. Para politikası, barış, virüs, savaş, deprem gibi konularda gevşek kalmak durumunda. Dolayısıyla hani şu anda sıkıntı enflasyon değil bence. Daha büyük bir risk. Onun 2 gündür şiddetlenen bir fiyatlamasını daha çok görüyoruz bence. O yüzden para politikası hemen böyle birebir bağlantı kurup enflasyon olur, daha da agresifleşir. Hayır, bayağı zor durumda kalır böyle bir vaziyette FED. Evet, hatta belki 50 bas puan ihtimalinin düşmesi de biraz buraya bağlanıyor gibi bu gerilime. Erdal Gerçek, Gizem'e sorduğumu sana da sorayım. Yani böyle bir senaryo üstünden dolaylı olarak Fed'in eli bağlanıyor mu? Daha sertleşme ihtimali mi oluşur? Yoksa Gizem'in söylediği gibi daha zor duruma mı düşer? Bu konudaki değerlendirmeni almak isterim. Bunu çok, gerçekten bilmek çok zor. Çünkü gerginliğin nasıl gelişeceği, ne kadar kapsayıcı olacağı, nelere etkileyeceğini bilmek lazım. Genelde Amerika, yani Fed her zaman şunu söylüyor. Başta önemli olan Amerikan ekonomisidir. Biz dünya her ne kadar rezerv paranın merkez bankası olsak da dünya ekonomisinin merkez bankası değiliz diye söylüyorlar. Çok radikal bir sıkıntı olmadığı takdirde ekonomilerde yani biraz belki bekle gör olabilir. İşte Mart'taki 50 bas puan, onu da konuşuruz istiyorsan birazdan, olup olmayacağı konusunda. O konularda biraz daha dikkatli davranın. Mart olmaz, belki bir sonraki toplantıya şey yapabilirler, erteleyebilirler. Ama en azından şunu biliyoruz ki bono alımları duruyor artık sonunda. En azından onu gösterip diyebilirler ki bakın en azından bunları durdurduk, artık almıyoruz, bilançomuz büyümeyecek denebilir. Şunu soracağım, Gizem'e dönüp sonra abi senden de yorum alırım. Terminalde baktığımızda şu an yıl sonuna geldiğimizde 6 faiz artışı görünüyor. 14 Aralık toplantısıyla beraber Fed'in bu yıl 6 kez faiz artıracağı, yani bir toplantıyı anca pas geçer diyorlar. 7 toplantı kaldı. Bu 6,5 falandı, hani 6'ya biraz gevşedi bu gerilimin muhtemelen sonucuyla. Gizem, Bullard'ın açıklamaları, yani biz 2 günde bir Bullard'ı dinliyoruz. Bugün diyor ki enflasyon kontrolden çıkabilir, biz daha öne geçmeliyiz, efendim 100 bas puanı yine tekrarlıyor. Şahin şahin açıklamalar. Şöyle yorumlara baktığımızda Fed'in artık şöyle politika hatası yaptı, Fed çok geride kaldı diyen daha fazla değerlendirme duymaya da başladık. Bu konudaki, yani bu kadar şahin açıklamalara ne diyorsun, yoksa ya biz 25'te başlarız Mart'ta, 5 yapar 6 yapar. Piyasa çok fazla etkilenmeden yönümüz belli mi? Sesini Gizem alamıyoruz. Alabiliyor Ha, musun şu şimdi anda? alıyoruz, şimdi alıyoruz. Tamam. Tamam değil mi? Birkaç tane daha data göreceğiz.
Dolayısıyla şimdi birazcık bu 25'e doğru gelmiş durumda bu ihtimal bu arada. Ama yani burada çok büyük bir outlier, bir risk var Barış. Ukrayna, Rusya'nın bu 2-3 hafta içinde nasıl evrileceği de çok çok önemli. Dolayısıyla bugünden oradaki vaziyeti öngörmeden artık FED şunu yapar, bunu yapar demek zor. Ama 50 baz puan beklenirken, yani birazcık 40 baz puana dair bir fiyatlama vardı Mart için. Biraz daha bu gerilemiş durumda son birkaç gündür. 6-7-7 bence artık buna çok takılmamak gerekiyor. Bence zaten buradaki mühim konu Fed'in bilanço küçültmeye geçecek olması. O aşama nasıl olacak bence esas itibariyle zor olan kısım. Bir de sözel yönlendirme elbette ki yapıyorlar. Çünkü Fed de o U dönüşünü yapmak zorunda kaldı. Geçici dedi, arz yanlı dedi. Gördü ki ekonomi ısınmış. Gördü ki aslında enflasyon talep yanlı da bir taraftan geliyor. Şu anda muazzam artmış tasarrufları var ABD hane halkının. Bütün bunlar harcamaya dönecek, enflasyon yaratmaya devam edecek. Bunu da bir şekilde hem sözel yönlendirmeyle, hem bilanço küçültmeyle, hem de faiz arttırarak yönetmeye çalışıyorlar. Ve bir tarafta da Ukrayna-Rusya riski var. Zor bir dönem, ben 25 bas puan arttıracağını düşünüyorum şu anda. Ama dediğim gibi, yani bu 3 haftayı öngörmek Ukrayna-Rusya açısından oldukça zor. Ve bence bunun da hem piyasalarda etkisi olacak, hem de bir ihtimal FED kararında. FED kararında derken yani 25-50, herhalde 25 yapacak gibi gözüküyor açıkçası. Sözel yönlendirmeyle desteklemeye çalışıyorlar agresif ara dönemlerde. Evet, ama 25'te herhalde başlayacak diyorsun. Bu öyle ihtimal veriyorum açıkçası. Böyle pek alışık değiliz ama tabii buradan öteye bir ay var ya, böyle acil toplantı olur mu? Summers galiba bunu dillendirmiş. Bugün Bulur'da da sorulmuş. Fed'in çıkıp ben acil toplantı, bu tabii algı olarak da bir taraftan eyvah Fed bir şey mi kaçırdı deyip, hani bunun iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum, böyle bir şey olursa. Böyle bir ihtimal sen görüyor musun? Hiç konuşma, pek konuşulmuyor ama yine de birkaç değerlendirme duyduk bununla ilgili Gizem. Ha, bana soruyorsun. Hayır, böyle evet. Bir ihtimal görmüyorum. Yani umarım da böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olması için ekstrem başka bir olaya ihtiyaç var. Fed bunu ne zaman yapmıştı hatırlayalım? Covid'de 3 gün kala erken toplandı değil mi? O perşembe yerine pazartesi toplanmıştı galiba, yanlış İndirim yapmıştı ama değil mi orada? Evet evet, acil toplanıp indirim yapmıştı ve neredeyse iktisatçıların çoğu %80'i ne kadar yanlış hareket demişti. Ve ne kadar doğru bir hareketmiş aslında. O denli gelen riske o anda şiddetli reaksiyon verdi. Bunun için şiddetli ve gidişatı değiştiren bir vaziyetle karşılaşması gerekiyor. Şu anda böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Peki. Yani zaten öngörülemeyen bir durum oluyor öyle bir şey genelde. Benim böyle bir beklentim yok. Bu tarz erken ne alınmış, yani ara toplantılar için dediğim gibi şiddetli bir şok gerekiyor. Ve bunlar genelde arz yanlı oluyor. Yani mesela şimdi yanlış anlaşılmasın ama savaş da bir arz yanlı. Şok hiç ama yani şu anda o tarz bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Sen daha çok erkenden faiz arttırır evet, mı evet, diye sormak tabii, istedin. Tabii. Elbette tabii. Ki, elbette ki. Yok, bir ihtimal vermiyorum. Zaten o süreci Barış, yani şimdi eminim ki Erdoğan şunu söyleyecek. Ya siz daha varlık alımını sonlandırmadınız. Ne faiz arttırımı diyecek. Yanlış mıyım Erdoğan? İyi gidiyorsun, ben de şey yapmayayım, girmeyeyim araya. Hatta Erdoğan şunu da söyleyecek. Politika hatası yapacaklarını söylemiştim diyecek. Onu da der ama diğer dediği bence daha kıymetli. Bir de daha öngörü olan teknik demiş. Açıdan. O kısmını ayrı konuşuruz da yani gerçekten de o doğru. Enflasyonla mücadele etmeye çalışıyorsunuz ve hala asla para enjekte ediyorsunuz. Peki. Bir soralım. Taraftan. Kendisine de soralım mı Gizem? Erdoğan gerçek de burada. Ben yokmuşum gibi davrandınız. Siz devam edin. Evet evet. Sana da bir şey yapalım ya. Bir dönem. Muppet Show gibi Erdoğan. Eddie ile Büdü. İkisini de ben konuşturuyorum. Evet, buyurun. Ne dersin abi? Acil toplantı vesaire, politika hatası çok konuşulmaya başlandı. Doğru. Gizem'in söylediklerine katılıyorum. Şimdi acil toplantı yapacak bir durum kalmadı. Sorarlar yine insana, neden geçen toplantıda yapmadınız? Acil yapacaksınız. Şu anda bildiğiniz, geçen toplantıda bilmediğiniz ne var diye. Hatta birkaç tane şey var. Veri çıkacak. Yani enflasyon beklentinin üstünde geldi abi, yani birkaç. Tabii enflasyon beklentinin üzerinde geldi ama yani ne kadar geldi? Enflasyonun yukarıya doğru çıkacağını, bir süre öyle kalacağını biliyorduk. Birkaç, yani bence yönü belliydi enflasyonun.
Şimdi şöyle bir konuşma var işte, Şubat enflasyonu 50 olup olmayacağını da belirleyici olacak. Ben bunu düşünmek böyle olmayacağını düşünmek istiyorum. Yani Fed'in kredibilitesi açısından, çünkü yani bu kadar o günkü veriye bağımlı olmamaları gerektiğini, hani veri bağımlı diyoruz da, o kadar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani şu andaki faiz artışı uzunca bir süre sonra kendisine etkisini gösterecek. O yüzden yani 50 mi değil mi bilmiyorum. Şimdi şöyle, bence 50 ile başlarlarsa ondan sonra neden 50 yapmadıklarını anlatmaları güç olacak. O yüzden bu ilk adımı, çok büyük bir ilk adım atarlarsa şok cinsinden, bence biraz zorlayacaktır onları piyasaları yönlendirmek konusunda. 25 ile başlamanın bence gizem gibi konu düşünüyorum. Ama yine dediğim gibi yani ne kadar bu konuda eminsin desen %55, %60 diye söyleyebilirim en fazla. Çok da emin olamıyorum açıkçası. Şimdi burada daha çok bizim değerlendirmemiz gereken konu, Gizem'in de söylediği gibi 6 mı 7 mi hikayesinin dışında daha çok değerlendirmemiz gereken konu şu: ekonomiyi yumuşak iniş yaptırabilecek mi? Burada da yine biraz önce konuştuk. Burada daha geniş, son enflasyon rakamının düşünülenin üzerinden gelmesinin dışında çok geniş olması, yani bayağı yayılmış bir enflasyondan bahsediyoruz. Biz geçen seneden beri diyorduk ki evet, arz enflasyonu var ama talep olmazsa arz enflasyonu bu kadar kalıcı olmaz diyorduk. Çok geniş tabanlı bir enflasyonla mücadele var. Bu birincisi. İkincisi, genelde şöyle, genel ekonomik döngülere faizle müdahale edecek genel ekonomik döngülere dönüp baktığımız zaman şöyle oluyordu. Bir yerde bir bilançoda şişme, bir aşırı kredi kullanımı, borçluluk oluyordu. Kredinin maliyetini yükselterek, bunu durdurarak ekonomiyi yavaşlatma süreci vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Bilançolara baktığımız zaman kamunun bilançosunda sıkıntı var biraz. Ama onda Hazine Bakanı Yellen sürekli diyor ki, bu modern para teorisinden devre olarak diyor ki, yani bu faizler bu kadardayken bizim aslında bütçe açıklarının devam etmemiz lazım diyor. O yüzden orada bir sıkıntı olmadığı düşünülüyor. Gizem de söyledi, hane halkı tarafında zaten sıkıntı yok. Tasarruflar yüksek, bilançolar iyi. Şirket tarafında keza öyle bir durum yok. Bu durumda faizlerin ekonomi üzerindeki etkisinin ne olacağını tam kestiremiyoruz. Ne kadar giderlerse ekonomiyi yumuşak indirecekler ya da indirebilecekler mi bilmiyoruz. İkinci bir sıkıntı, biraz uzun olacak bu, kusura bakmayın. İkinci bir sıkıntı şöyle: biz hep şunu söylüyorduk, Covid süreci normal bir durgunluk değildi, bundan çıkış da normal bir süreç olmadı. O yüzden şu anda normal bir ekonomik döngüyü yaşamıyoruz yine. Bunun neticesinde yine bir soru işareti var. Üçüncüsü, Amerikan ekonomisi çok ağırlıklı olarak hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomi. Hizmet sektörünün önemli özelliği, onu yapan sektörler arasındaki korelasyonun, ilişkinin düşük olması. Yani bir sektör düşerken öteki çıkıyor. Böylece ekonomi çok daha dirayetli. Şimdi yine şeye dönersek, birinci ve ikinci noktayla bağdaştırmak gerekirse şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani servisten ciddi, hani amiyane tabiriyle dayak yemiş bir ekonomi, servis sektörü düzelmişken servis sektörünü tekrar faizle indirebilmek yapılabilecek mi, yapılabilir mi gibi çok kompleks bir şeydeyiz, ortamdayız. Yani buradan bono piyasasının gibi, evet, kısa vadeli faizler yükseldi, demek ki ekonomi durgunluğa girecek, o yüzden uzun vadeli faizleri düşürüp faiz getiri eğrisini yatay yapalım, işte budur gibi. Evet. Ben kısa bir yani summary judgment deniyor, kısa bir sonuca varmanın doğru olmadığını biliyorum. Burada durayım, çok konuştum. Estağfurullah. Gizem, şunu soracağım. Petrole bir girip çıkmak istiyorum. Yine Erdi abi bu konuda da soru sorup sonra Türkiye'ye doğru belki aranın ardından geçelim. Petrol fiyatlarında altınla beraber Rusya-Ukrayna meselesi yukarıya itti. 95 dolarları biz gördük yakın zamanda. Zaten şöyle son dönemde Aralık'tan itibaren baktığımızda müthiş bir yukarı hareket var. Evet. Bugün bir İran müzakeresi, Avrupa'dan gelen özellikle haberler, işte sona yaklaşıldığı, iyi gittiği gibi böyle açıklamalar duymaya başladık. Bu petrol de hakikaten yani hem bizim için hem dünya ekonomisi hayati, bizim için belki daha da önemli. Dış açığımızı çok da fazla konuştuğumuz, dış fazla hedeflediğimiz bu süreçte.
İran hakikaten bu anlaşma olur, İran piyasaya girer ve petrol fiyatları bugünkü gibi aşağı gelebilir mi? Bu konudaki beklentini değerlendirmen bir ekonomist olarak nasıl? Ya açıkçası ilk başta Rusya ile Ukrayna arasındaki vaziyeti izliyoruz Barış, petrol fiyatları ile ilgili. İran konusu bence biraz daha sonra devreye girecekse, o da girecek ise ilerleyen vadede söz konusu olabilir. Ama normalde hiçbirimiz açıkçası yılbaşından bu yana 85 doların üzerinde petrol fiyatı, ortalama konuşuyorum. Geçen yıl 70 dolardı, 71 dolardı. Bu kadar hızlı 15 dolar yukarıda kalmasını çok beklemiyorduk. Dolayısıyla yılın geri kalanında da hala daha ılımlı. Çünkü global büyüme yavaşlayacak ve talep de yavaşlayacak. Bunun özellikle yılın ikinci yarısında emtiaları bir miktar durduracak, fiyatını bir miktar durduracak bir vaziyeti olmasını bekliyoruz biz. Burada belki İran'ın da devreye girmesiyle bu tarz bir şey olabilir ama bu tarz barış analizleri gerçekleştikten sonra yapmakta fayda var. Demin de dediğim gibi zaten evvelinde biz Rusya, Ukrayna'ya bakacağız. O yüzden İran devreye girecek, petrol fiyatlarında bir yumuşama olacak yargısına, yani yorumunu şu aşamada ben çıkartmazdım. Peki. Ondan önce izlediğimiz var ve risk de çok yüksek. Yani Türkiye açısından da 90 dolarda devam ederse bu iş 10-12 milyar dolar ek maliyetim oluyor. Bu arada da piyasa artı cari, yani cari dengede fazlayla çalışmıyor piyasa. Eksi 10 civarında bir rakamla çalışıyor. Bu bir anda eksi 20'ye çıkar böyle bir durumda. 90 dolarla gidersek ilk yarı yıl. Bir de üstüne, yani bu tabii olumsuz bir senaryo ama bir de üstüne dış açığı sadece konuştuğumuzda turizmden beklediğimiz gelir olmazsa. Evet, o zaten. Evet. Ukrayna-Rusya meselesi kızışıp. Evet, bir de ihracatımız da yavaşlıyor bu arada. Onu da yani ilk Ocak rakamlarında da gördük. Cari açığımız da eksi 15'ten eksi 20'ye doğru gidecek Ocak, Şubat, Mart. Yani cari açığımız genişliyor, ama artıyor. Bu enerji ama daha çok galiba değil mi? Enerjinin etkisi mi? Doğalgaz ve petrolün fiyatı? Hayır, sadece enerjinin etkisi değil. İthalatın bu kadar yüklü gelmesinin sebebi gübre, pamuk, aramalı, alüminyum, dediğin gibi enerji, ama sadece enerji değil. Onu da, pek çok alanda. Onu da pek şöyle çok fiyat anlatıyor. Artışı var. Onu da diyorlar ki Gizem, Erdabi'ye döneceğim ama ya bir kur korkusu oldu. Kur buralara gelmişken bir Ocak ayında ithalatı yüklenildi gibi. Bilmiyoruz. Mesela o aramaları. Bende öyle bir bilgi yok. Yani yorum zaten bu. Bilgi değil. Yani biraz yorum gibi. Yok, sahadan öyle bir geri dönüş yok diyorsun. Şey, evet, öyle bir geri dönüş yok. Bilgi tamam. Derken onu kastediyorum. Yani hani olsa olsa diye ithalatla ilgili böyle yorum tamam. Zaten ben yapmayı tercih etmiyorum. Erda abi, petrolle ilgili senin yorumunu rica ederim. Çok kısa ekleyeyim. Yukarıya doğru bir ivme vardı zaten. Rusya'da biraz önce de söyledim. Yaklaşık petrol analistleri 3 dolarlık bir prim olduğunu söylüyor. Gerçekten bunu bilmek çok güç. İran için de şöyle bir şey ekleyeyim. İran petrolünün piyasada olmadığı fikrini ben çok makul bulmuyorum. Bu petrolün özellikle Çin tarafından alındığını da biliyoruz. Ne kadar olduğunu, ne kadar orada kapasite var, bunları bilmiyoruz. Uzun vade için çok olumlu ama İran'da çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor şeyin kapasitenin artması için. O yüzden şu anda evet bunun neticesinde düşmesi lazım gibi söylemek çok güç. Şunu da ekleyelim. Mevcut durumda hala OPEC Plus'ın, OPEC artı fiyatlara kontrol ettiği kelimesini kullanmak istemiyorum da iyi yönlendirdiğini söylemekte yarar var. Piyasada bayağı bir tight dediğimiz arz ve talebin birbirine neredeyse karşıladığını görüyoruz. Ve bunun neticesinde de sık sık önümüzdeki haftalarda stokları envanter seviyesini artık yani herkes için yani günlük, haftalık baktığımız yerlerden bir tanesi olacak önemiyle ilgili. Bir şey daha eklemek lazım. Bizim gibi ülkeler için önemli fakat ABD ve diğer büyük ekonomiler için petrol intensive dediğimiz petrolün ekonomi üzerindeki etkisi düşünüldüğü kadar değildir. Onu da gözden kaçırmayalım. Şöyle, bir de küçük bir şey ekleyebilir miyim tabii. Barış?
Aslında bu Ukrayna-Rusya meselesi olmasaydı arz yanlı sıkıntılar hafif hafif düzelmeye başlamıştı. Örneğin teslimat süreleri birazcık daha kısalmaya başlamıştı. Çeşitli navlun Petrol değil, fiyatlarına genel konuşuyorsun baktığımızda. değil mi Gizem? Evet, tabii, genel konuşuyorum ve genel bir böyle emtialarda rahatlama görmüştük. Yeniden bir bu meselelerin ardından artış başladı. Aslında işler kısmen yoluna giriyordu ama bu iş Ukrayna-Rusya meselesi biraz sekteye uğrattı Evet. açıkçası. Ben de bir Doğru, envanterlerin satışlara oranına baktığımız zaman da bunu yavaş yavaş görmeye başlıyoruz ama çok düşük, yine de bayağı bir gidecek Tabii durumumuz var yavaş. orada. Son ABD'nin envanter, yani büyüme rakamlarında da stokların bayağı katkısı olduğunu da görmüştük zaten. Evet. Çok kısa ben de bir şey ekleyeceğim petrolle ilgili. Sonra araya giderim Tuğberk'in değerlendirmesiyle. Şimdi İran'ın yeni açıklaması var. 11 Şubat'ta İran diyor ki günlük 1,2 milyon petrol, 1,2 milyon varil petrol satıyoruz, yani ihraç ediyoruz. Üretimine baktığımızda Bloomberg terminalden İran'ın günlük yaklaşık 2,5 milyon varil ürettiğini görüyoruz. Bu Ocak ayında, yani Aralık'tan Ocak'a yukarıya gitmiş, 2 milyon 510 bine, 2 milyon 520 bine yükselmiş. Yani İran'ın aslında petrol üretimi çok ufak yukarı. Kapasite ne? 3,8 milyon. Zaten yaptırımlar gelmeden önce de İran'ın mesela Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol üretimi varmış ve bunun 2,8'i ihraç ediyormuş. İran 3,8, yani burada görünen kapasite bu yaptırımlar gelmeden önce 3,8 milyon varilmiş. Bunun 2,8'ini ihraç eden bir İran şu an 1,2 milyon ihraç ediyor. Deniyor ki ya anlaşma olursa bir 600-700 bin varil daha Bir günlük buçuk kat, evet. evet yani 2 milyona çıkabilir diye bir beklenti var. Olursa anlaşma, bilmiyoruz. Tuğberk, bir ara, sonra Merkez Bankamız ve özellikle döviz tevdiat hesapları, hepsini konuşacağız. Çin ne zaman sıfır faiz, sıfır Covid politikasından vazgeçer? O zaman emtiada bir sakinleşme görebiliriz. İkinci olarak da gaz politik. Özellikle Rusya-Ukrayna ama büyük resimde Amerika-Rusya arasındaki enerji savaşı. Ve bu enerji savaşı devam ettiği sürece biz petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri göreceğiz. Yani o piyasanın psikolojik 100 dolar belki bir miktar üzerinde bir fiyatlama reaksiyonu devreye girebilir. Ama şu anda petrolde her şey katastrof senaryo işaret ediyor olsa bile Amerika'nın özellikle İran'la yakınlaşması ve İran petrolünün devreye girmesi Brent petrol tarafında 10-15 puanlık bir aşağı yönlü harekete neden olabilir yaz ayları döneminde. Dolayısıyla Amerika ile İran arasındaki politikaları takip edeceğiz. Ama bu hem gaz politik, enerji maliyeti hem de emtia politik yurt içi tarafta enflasyonu ciddi anlamda etkilemeye devam edecek. Devam ediyoruz. Gizem Öztok Altınsaç ve Erdal Gerçek konuklarımız. Şimdi Gizem, biraz Türkiye'ye geçelim. İzleyicilerimiz de işte neden konuşmuyoruz diye Levent de yazmış. Yani o konuştuğumuz zaten içeriği de etkiliyor, etkilemiyor değil. Yani konuşalım, Merkez Bankamızın bugünkü kararı. Gizem'e sorayım. Nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü beklendik bir sürpriz de yok. Tabii İçeriğine tabii dair yine bir şey yok. bilmiyorum. Evet. Yine de tabii ki konuşacağız. Buyur sevgili Gizem. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem karar hem içerik, metin, yorum sende. Yani çok ekstra piyasayı etkileyen bir vaziyet yok içinde Barış. Sadece şöyle bir şey var. Yani cari açığın kontrol altına alınacağı ve yatırımların desteklenmesinin bu sürece destek vereceği. Yani Türkiye'de benim orada anlayamadığım bir nokta var. Tasarruf açığı var, değil mi? Tasarruflar, yatırımlar, bu ikisi arasındaki açık aslında cari açık yaratıyor. Ve bunun temel sebebi tasarrufların az olması ve iç talebin yüksek olması. İç talebin iki bileşeni var: tüketim, yatırım. Şimdi siz yatırımları yükseltecekseniz ve belli bir tasarrufunuz varsa aradaki fark gene açılacak ve cari açık yaratacak. Dolayısıyla o yaklaşımı iktisadi açıdan anlayamadım. Hani belki ben bir şeyi gözden kaçırıyorumdur. Hani bir ona değinebilirim. Onun dışında
baz etkisi kaynaklı dezenflasyon bekleniyor. Henüz daha onu konuşmaya çok var. Önümüzde uzunca bir zaman var. Bak, dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Bizde enflasyon hala yukarıya doğru gidiyor. Bugün de başka bir zam haberi geldi. İlaç zamları efektif olacak ayın 19'undan itibaren. Ki onlar tam karşılamadığı söyleniyor sektör oyuncuları. Doğrudur, doğrudur. Enerji tarafında her gün yeni bir haber söz konusu oluyor. Yani elektrik zammı vesaire konusunda da hani değişimler vesaire, adımlar, her neyse. Kaldı ki bir tur daha enerji zammına da ihtiyaç olduğunu biliyoruz sektörden. Dolayısıyla böyle karmaşık bir gidişat var açıkçası bizim enflasyonumuzda. Konu sadece kurun sakin kalması değil, iç talep hala daha canlı, perakende hala daha canlı. Bunların hepsi enflasyon üretiyor. Vaziyet buyken İç talep canlı enflasyon... mı hala? Orada yavaşlama, çok haberleri duymaya başladık, yavaşlama endişeleri diye. Yavaşlama endişeleri şöyle var. İç talebin tüketim tarafı canlı, yatırım kısmı belirgin yavaşlıyor. Hatta bazı göstergelerde negatife geçiyor. Yavaş yavaş açıkçası. Dolayısıyla aslında iç talebin daha tercih etmediğimiz kısmı henüz canlı. Bir de gelir etkisi var. Yani %40'a yakın bir ücret ayarlaması oldu. Tabii ki de enflasyonla birlikte eriyor ama gene de bir gelir etkisi yaratıyor ilk aşamada. Dolayısıyla bunların hepsi bittikten sonra enflasyon bir tavanı görsün. Onu daha nerede göreceğimiz tam net değil. Yani hepimiz hesap yapıyoruz, Nisan, Mayıs, tüm meslektaşlarım. Ama 60'ta mı göreceğiz, 55'te mi, 65'te mi, bir onu görelim. Ondan sonra biz bir dezenflasyonu konuşmaya başlayalım. Henüz çok erken. Gizem, bilmiyoruz kontrol edebilecek miyiz bu enflasyonu. Merkez Bankamızın bugünkü açıklamasında, ki İbrahim Aksoy da HSBC Portföy'den onun mesajından okuyorum. O diyor ki Merkez Bankası açıklamasında bahsedilen yatırım kredileri yatırım taahhütlü avans kredisi olmalı. Banka yatırımcılara politika faizinin 150 bas puan altında maliyette 12,5 kredi sağlayabiliyor. Para tabanı olası etkileri açısından takip edilecek bir kalem olacak. Bu nedir yani, bunu biraz açabilir miyiz? Böyle bir mekanizma, yani Merkez Bankası'nın kredi vermesi gibi bir hani mekanizma mı bu? Ne kadar büyük? İşte uzun vadeli fonlama konusu söz konusu olursa, işte hani Merkez Bankası'na diyor ya bankalarımız, hani madem siz bizi kısa vadeli fonluyorsunuz, %14 ile bir haftalık, her neyse sonuç itibariyle. Biz uzun vadeli kredi çıkmamızı istiyorsunuz ucuzdan. Ama bu mümkün değil. Vade uyumsuzluğu var, enflasyon yüksek. Dolayısıyla buna bir çözüm getirmek lazım. 6 ay, 9 ay, 1 yıl fonlama şeklinde bir yaklaşım var. Ben bunu doğru bulmuyorum bu arada ama böyle bir yaklaşım mevcut. Dolayısıyla o tarz bir şeye geçilir ise bankalarda daha ucuz yatırım kredisi, daha uzun vadeli verme şansları olur. Biraz vade uyumsuzluğunu aşarak, enflasyondaki bu belirsizliği aşarak. Konu o. Hani bu konunun ne olduğunu düşünüyorum diyeyim. Hani anladım. Tam ne yazıldığını peki, şey yapamadım ama bunun üzerine bir çalışma olduğunu duyuyoruz açıkçası. Olduğunda da göreceğiz. Ama Barış, dediğim gibi yani bunların hiçbiri enflasyonla mücadeleye götürmüyor. Şu anda yapmaya tek hane olur mu? Mümkün değil. Şöyle söyleyeyim. Faiz çok ekstra adımlar atıp faizden mi bahsediyorsun, enflasyondan mı? Enflasyondan. Abi. Çok ekstra adımlar atıp çok ciddi müdahalelerde bulunursanız her şey mümkün elbette Barış. Veya yani yanlış rakam anons edilirse, yanlış rakam mümkün. Ama bu gidişattan seneye tek hane çıkması, baz etkisiyle falan da mı çıkmaz? Çıkmaz Barış yani. Tamam. Çıkmaz. Şimdi ne diyeyim, çıkmıyor yani. Erdal abi, dinleyelim seni. Lazım. Yani ekonomiye böyle bir şok uygulamak da mümkün mü? Yani bir şok sene işte. Derken, yavaşlatma açısından diyor galiba. Tabii yavaşlatma açısından. Beşer ona 60-65 konuşuyordu biraz önce. Beşer beşer çıkıyorduk yukarıya da. Yani oradan tek haneliğe şey yapmak için ciddi bir frene basmak gerekiyor. Yani bu makul mü? O da aslında tartışılacak bir konu. Evet, bir de Erdal, pardon Barış, bir de şöyle bir durum var. Yani bundan sonraki 4 ay ortalama aylık enflasyon zaten 3,5-4 olursa zaten 60'a değiyor. Hani çift tane aylık rakamdan da bahsetmiyorum.
Evet. Şimdi evet Erdoğan Yer. Devam edeyim ben de başlayayım. Tabii. Yani geçen toplantıdan sonra da konuşmuştuk, ben işte 100 bas puan olacak mı olmayacak mı, ben de şey diyordum yani, şimdi daha da aydınlık oldu bu olay. O zamanlarda diyordum ki yani faizlerin -33 olmuş, 34 olmuş, ne pek o kadar önemi yok. Şimdi zaten Merkez Bankası'nın faiz muhtemel yoktu beklenti de yani 100-150 bir taraftan, ötekiler beşer beşer düşünüyoruz artık. 50-55-60-65 diye düşünülüyor. Çok farklı bir kategoride iki tanesi. Gizem'e katılıyorum. Şimdi mevcut tasarruflarla büyümeye kalkarsak istenilen büyüme olmayacaktır. Bunun neticesinde ne yapıyoruz? Tüketim zaten fena değil. Belki öne çekilmiştir. Onu da görmemiz lazım. Tabii. Yatırım da kısa vadede taleptir ülke için. Hem de yatırım da aynı zamanda cari işlemler açığını da rahatsız evet. edecek bir sıkıntı. Bunları topladığımız zaman o cari işlemlerdeki arzu edilen düzeltmenin, yani toparlanmanın olmama durumu çıkıyor ortaya. Bu ne demek? Yani ben her zaman cari işlemler açığımız olmayacak diye bir şey yok. Cari işlemler açığı olmaması, serbest kurda ülkeye para girmiyor olması demek aynı zamanda. Yani ben öyle cari işlemler açığı olmasın, işte bir durduralım cari işlemler açığını, kapatalım, ondan sonra ülkeye para çekelim. Bu çok mantıklı, yani ekonomik açıdan, ödemeler dengesi açısından çok mantıklı bir şey değil. Ama şunu da eklemek lazım. Ama cari işlemler açığı ülkenin dışarıya döviz aktığı bir durum, yani dışarıya doğru akış olduğu, cari işlemler fazlasına geçtiği zaman ülkenin toparlandığını kabaca görüyoruz. O yüzden biz kendi tasarruflarımızla bu işi götüremeyeceğimiz için yurt dışından tasarruflar almaya devam edeceğiz. Bu da cari işlemler açığı demektir. Evet. O yüzden oradaki matematikte ben biraz kafaların karıştığını aynı görüyorum. Aynı fikirdeyim, evet. Yani bunu devamlı söylememiz lazım. Ülkeye para girecekse cari işlemler açığınız olacak. Mesela Amerika için baktığımız zaman da öyle. Mesela Amerika'da bir izin verirsen bir Amerika'ya da gideyim geleyim göstermek için. Şimdi Amerika her ne kadar doların rezerv para olmasının olumlu etkilerini yaşıyor da olumsuz etkisi de şudur. Amerika sürekli cari işlemler açığı vermek zorunda. Dünyadaki likiditenin kaynağı Amerikan cari işlemler açığı aslında. Çünkü biz bunun aksini 94-95 Clinton zamanlarında yaşadık. Bir cari işlemler fazlasına geçildi. Arkasından bitmek tükenmez bir krizler zinciri yaşandı. Özellikle Asya kriziyle başlayan süreçte. O yüzden Amerika'nın derdi, Amerika'ya para akışı var. Bunun neticesinde cari işlemler açığı oluşuyor. Türkiye için de öyle. Cari işlemler açığımız var, Türkiye'ye para giriyor bir şekilde demek. Cari işlemler açığını bitirdik, demek ki net bazda Türkiye'ye para gidişi yok. Şu anda bizim ihtiyacımız var. Bir de var. Bunu dünyada dolar arzı azalacağı bir dönemde, yani son 10 yılda tam bu zamanı denk getirdik. Yani yıllardır. Evet, yani dünyada bir paradigma değişikliği de var mı, ona da bakmak evet. lazım. Şimdi biz şu anda piyasada olan insanların, bunlar gerçekten biz ve diğer emerging, gelişmekte olan ülkeler için çok önemli. Paradigma değişikliği oluyor mu? Nedir? Biz gelişmekte olan ülkeler yeni bir ekonomik model çıkartacağımıza borçla büyümeyi seçtik. Başta Çin olmak üzere. Şimdi bu neden makul oldu? Çünkü işte QE'ler vardı, faizler düşüktü. Böyle bir ortam vardı şey yapılan. Şimdi acaba biz 2007-2008 krizi sonrasındaki durumu bitirdik mi? Yeni bir şeye mi geçiyoruz? Yeni bir düzene mi geçiyoruz? Buna bakmak lazım. İlla biz global finans krizinin neticesini seneler boyu yaşamak zorunda değiliz. Bakın biraz önce Larry Summers'dan bahsettik. Larry Summers bile artık secular stagnation, yani dünyada tasarrufların fazla olduğu dönemin bitmiş olabileceğini ve enflasyonist bir döneme girmiş olabileceğimizi de söylüyor. Bir İbrahim Hoca'yı dinleyelim. İbrahim'in almış. Sonra devam edeceğiz kalan bölümde. Küresel ekonomik aktivite, özellikle Amerika'da ve Avrupa'da ekonominin, üretimin hala canlı olması Türkiye için büyük bir avantaj. Hem Avrupa'da hem Amerika'da PMI'lar hala 50 kritik seviyesinin üzerinde. Sanayi üretimine baktığımızda sanayi üretimi iyi gidiyor. İşsizlikte azalma görüyoruz. Her ne kadar bir parasal sıkılaştırma kelime olarak bundan bahsedilse de hala Mart ayına kadar aslında Amerikan Merkez Bankası tahvil alarak sisteme likidite vermeye devam ediyor. Dolayısıyla
yurt dışı koşullar hala bizim için bir avantaj. Aynı zamanda pandeminin getirdiği özellikle Avrupa ve Amerika'daki ithalatçıların Çin ve Uzak Doğu'daki bir kısım tedarikçilerden Türkiye'ye doğru aslında taleplerini kaydırmaları da bizim için bir avantaj haline geldi. Böyle olunca tabii dış talep şu anda yüksek bizim sattığımız mallar için. Bu iyi bir şey. Burada tek problem tabii yurt içi üretimimizin kısa vadede kısıtlı olması. Yurt içinde tüketimi belli bir seviyede tutmak istiyorsak ya da artırmak istiyorsak ihracatla beraber hızlı bir şekilde yatırım yapmamız lazım. Gizem, son olarak şu döviz tevdiat hesapları ve kur korumalı mevduat cepheyi sormak istiyorum. 2 milyar dolarlık bir azalma var. 223 milyar dolara düştük. Şirketlerle ilgili sanırım işte bir 2-3 gün, 3-5 günlük bir, bugün normalde bitiyordu. 21'de, bir hafta, evet uzadı. Evet, bir hafta uzama var. Buradaki, bu arada KKM'deki döviz payı da 50'nin üstüne çıktı. Nasıl değerlendiriyorsun bu cepheyi? Hem DTH'lar hem KKM. Yani DTH'lar tarafında Aralık son hafta dahil yaklaşık 6-7 hafta ediyor Barış. 15 milyar dolara yakın bir bozum var. 13-15 milyar dolar arası bir bozum var. Bunun ağırlıklı kısmı da şirketlerden geliyor bu arada. KKM tarafında da gene hani bir 12-13 milyar doların aslında bu uygulamayı kullandığını görüyoruz. Bu anlamda nefes aldırmış bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki aşamada bu ne kadar sürdürülebilecek? Vade sonları geldiğinde tam nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Bunu konuşuyor olacağız ama hani rakamsal olarak bakıldığında iyi gidiyor. Burada 370 şu önemli. Milyara yaklaştı. Evet, evet. Dolayısıyla hızlı da artıyor. Yani 350, 370, 390 yani 20-20. Artıyor. Hemen hemen iki günde bir. Dolayısıyla hızlı da bir artış olduğunu da hala daha görüyoruz. Ama dönem sonu da olduğunda zaten bence birazcık talep olduğu için de bir hafta daha uzatıldığını düşünüyorum. Ya da şirketler kendilerine hazırladıkları için sürekli yeni regülasyon çıkıyor. Yeni tebliğ çıkıyor konuya dair. Vergisel avantajlarla ilgili detaylar niteliğinde. Dolayısıyla herkes yeniden bir gözden geçirme ihtiyacı hissediyor. Yapalım yapmayalım vesaire aşamasında. Bence o yüzden uzatıldı bu. Ama ondan sonrasında yeni bir dönem başlayacak açıkçası. Benim artık derdim lokalin döviz talebi değil. Çünkü Barış aslında şirketlerden de döviz talebi olduğunu da görüyoruz bu arada. Yani konu bir kısım KKM'yi kullanıyor ama bir kısım şirketlerde de döviz talebi var. Yani kurda bir miktar baskı yok diyemeyiz. Var, görüyoruz onu bir iki haftadır. 13.50'den 13.60'a. Tam öyle değil de onu FX Trade edenlerle konuş. Ben daha fazla detay vermeyeyim. Dolayısıyla sen hani net sonucunu görüyorsun diyeyim fiyatlamada. Şimdi onu küçük atlayalım. Küçük dokunuşlar mı diyorsun yani? Hem o var hem de dediğim gibi talep de var korp tarafında, şirketler tarafında bu arada. Yani yok diyemeyiz. Bu arada da yani uyduruyorum. Enerji fiyat uyduruyorum da yani örneğin enerji fiyatlarının artıyor olması enerjicilerin kendini hedge etmek için bir miktar daha döviz talep etmesiyle de sonuçlanıyor olabilir. Yani her şey birbirine bağlı. Çok öyle nette gördüğümüz fiyattakiyle yanılmayalım. Arkada daha farklı fiyat hareketleri, aksiyonlar da dönüyor olabiliyor bu tarz işlemlerde. Sonuç itibariyle biz bir aslında şirket talebi olduğunda görüyoruz FX piyasasında bir taraftan da. Ama bozulmuyor. Yani bir süre daha biz bozulmadığını sakin, stabil olarak ifade edilen evet, bu seyri görmeye doğru. Devam edecek miyiz Gizem? Göreceğiz gibi. Benim burada özellikle beklediğim dönem Mart, Nisan, Mayıs. Fed'de değişim varken global tarafta sistem değişmeye başladığında fiyatlamanın nasıl olacağı. Mesela Barış sadece şunu söyleyeyim sana. Hep konuşuyoruz seninle. İşte 180 milyar dolar döviz bulmamız lazım bu yıl. İşte evet. 170 milyar bu ödeme var. 15 milyar dolar da cari açık desen 185 milyar dolar. Şimdi güzel bir itfa oldu. İtfa oldu diyorum. İhraç oldu sukuk tarafında. Sukuk. Çok ciddi talep geldi. Tamam 3 milyar dolar sattı hazinemiz ama 7.25. Çok yüksek fiyat. Bundan bir evvelki %5'ti.
Dolayısıyla şimdi 7.25 ile borçlanıyorsam kim bilir Fed bu işe başladığında kaçla borçlanacağım ben döviz tarafında. Çok yüksek bir faiz seviyesi açıkçası. Hani buradan şuraya geçiyorum. Dışarıdan döviz bulmamız zaten Fed kaynaklı zorlaşıyor. Bir de fiyatı artmış durumda. 3 katı ben talep yüzden, gelmiş. Tabii zaten talep iyi. Karşılama oranları da o yüzden düşük. 3 milyar sattı, 1,5 satacak vesaire konuşulurken. Ama fiyatı yüksek. Güzel bir ihraç oldu ama dediğim gibi fiyatı yüksek. İlerleyen vadede de global kaynaklı fiyat artışlarına zaten enflasyonum yüksek, spreadim yüksek, risk primim yükseldi. Evet. Bir de global tarafta finansal koşullar daha da sıkılaştığında demek ki daha yüksek yerlerden borçlanmak durumu. Evet maliyet artışı olabilir. O benim döviz bulmamı zorlaştırabilir. Bu yine en kolay kısmı. Hazinemiz en kolay borçlanan. Şirketlerin borç çevirmesi nasıl olacak? Erdal, İkinci çeyreği önemli görüyorum bu anlamda. O çok konuşacağız. Erdal bir şey eklemek ister misin? Evet şöyle ekleyelim. Bence güzel gelişmeler ve özellikle hep şunun altını çiziyorduk. Döviz tevdiat hesapları keşke olmasa ama en azından bu hesapları görüyoruz. Bundan mevduat sistemde kaldığı sürece ve o sistemde kaldığı sürece döviz tevdiatından çıkıp bu KKM'lere girişi de net görebiliyorsak, sistemde kaldığını görebiliyorsak bunlar genelde olumlu şeyler. Ama uzun vade liralaşma, liraya dönüş için enflasyonun mutlaka kontrol altına. Senin biraz önce söylediğin tek haneli rakamlara dönmesi gerekiyor. Şöyle yine uzak Fed'den de vuralım. Şimdi Fed uzun zaman enflasyonu Amerika'da %7'lerde, 7.5'larda bırakmaz. O yüzden neden? Çünkü dünyadaki rezerv paranın bile satın alma gücünün düştüğü bir ortam. Rezerv para tutanlar için kabul edilemez. Zaten 70'lerdeki petrol krizinin başlama nedenlerinden bir tane ambargonun başlama nedeni budur zaten. Peki. Erdal abi çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldin tekrar. Gizem çok teşekkürler. Ağzına sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buradan Melike Ayan'a döneceğim. Melike telefon attığımızda Amerika'da hisse senetlerinde satış bir miktar hızlanmış gibi görünüyor. Bakalım Melike'de hangi notlar var? Barış, borsanın kapanmasına bir saat kala evet senin de dediğin gibi satış hızlandı gerçekten. Ve bu devam edecek gibi görünüyor. Zira Biden çok güçlü bir inanca sahip. Rusya'nın bir şekilde önümüzdeki saatlerde, günlerde aksiyona geçeceğine dair. Bugün gelen veriler de açıkçası beklentilere paralel gelmedi. Onlar da tatsız ve işsizlik sigortası başvuruları yukarı çıkarken Philadelphia Fed imalat düştü, konut başlangıçları düştü. Ve tek tük yukarı çıkan ciddi hisseler vardı ama onlar da borsayı bugün itibariyle kurtarmaya yetmedi. Enflasyon, tansiyon, Ukrayna tansiyonu, risk iştahını öldürdü ve gerçekten volatiliteyi de fırlattı diyorum. Tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'cim çok teşekkürler aktardıkların için. Amerika bir saate kaldı, kapanmaya bir saati kaldı ve satış hızlanıyor. Ukrayna-Rusya gerilimi. Akşam seansımızda ufak bir geri çekilme yataydı biz programa girerken. Şu an 0.2'lik bir düşüşte kapandık. 2227. Yarın ne konuşacağız? Haftanın son işlem günü Cuma. Uluslararası yatırım pozisyonu Türkiye için Ocak ayı konut satış istatistikleri, konut fiyatlarını almıştık, rekoru görmüştük. Bir de satışlara bakacağız. Şubat ayı güven endeksi ve Amerika'dan mevcut konut satışlarını takip edeceğiz. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar.